Hanım ben aşı vurmaya gidiyorum. On harin terine nasıl kıyıp da aşıyı vuracaklar? Alt tarafı küçücük bir aşı. Bana hiçbir şey olmaz. Aşıyı vurulduktan sonra tekrar geri geleceksin değil mi? Lan alt tarafı bir aşı vurup geleceğim. Yeşilçam filmini izleyip izleyip tribe gidiyorsun. Güle güle bey. Anne, babam geri gelecek mi? Gelecek tabii İlyas'ım, gelecek. Benim adım İlyas değil, Azat anneciğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Haydi emmi, nereye böyle? Covid-19 aşısı vurmaya gidiyorum. Siz gelmiyorsunuz mu? Yok abi ya, biz gelmiyoruz. Niye lan? Oyun çok büyük abi. Aşıyla bize çip takıp ne yaptığımızı anında görecekler. Ulan adamlar senin tarlayı nasıl sürdüğünü görmek için çip mi takacaklar sana? Öyle deme abi. Çipi taktıktan sonra vücudumuzu ele geçirip olur olmadık yerlerde bizi osurtarak millete rezil edecekler. Doğru söylüyor. Bir de şey diyorlar, aşı vurulduktan sonra herkes Çince konuşacakmış. Abi mi lan? Doğru doğru, ben de duydum. Ulan köyde elektrik yok, telefon çekmiyor. Siz bu haberleri nereden uyduruyorsunuz? Hakikaten nereden uyduruyoruz biz bu haberleri? Aşı vurmaya gelmiyorsunuz mu? Yok abi biz gelmiyoruz. Aşıyı vurup DNA'mızı koparacaklarmış. Ulan kim ne yapsın senin DNA'nı? Bir de Covid-19 aşısının içine kısırlık aşısı da koyacaklarmış abi. Bu şekilde dünya nüfusunu azaltmayı planlıyorlarmış. Ulan sen zaten kısırsın. Senin de 9 tane çocuğun var. Başka bahane bulamadınız mı? Bulamadım vallahi abi. Ben de bulamadım. İlla olmayacaksınız yani. Olmayacağım abi. Ben de olmayacağım abi. Millet aşı vurulmamak için kendi kendine bahane üretiyor. Covid-19 aşısı bulduk. İnşallah bir an önce açlık ve işsizliğinle aşısı bulunur da hepten rahatlarız. Sarı kızın elinden düşmez bostan çapası. Tek basarlar gezer.